Devam ediyoruz ya biraz e, futbol konuşalım niye futbol konuşalım e, itiraf edin bir Fenerbahçeliyim. ve tabii ki e, hani 20 sene sonra bu kadar iyi transferlerle Mehmet hatırlattı işte hakikaten Hayim Reli hoş geldin Mehmet değil mi Lazet hiç Rapa hiç hiç Lazet Iki Mirkoviç Yusuf, Serhat, Aha. Ali Güneş... Aca şey, acayip bir kadroydu. Birleşmiş Milletler'di. Onun başında da Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Mustafa Denizli vardı. Evet o, o hakikaten öyleydi. Şimdi o zaman e, Fenerbahçe ile başlayalım. Şimdi biz acayip transferler yaptık ya. Ben bir taraftan tırsıyorum. Acaba lisans alabilecek mi bizim futbolcular diye. Çünkü aslında bunların hepsi bedelsiz transfer gözüküyor değil mi? Bon yani, Bonservisiz bedelsiz değil de. Evet Şimdi Bir kere şu lisans meselesine gelelim. Türk futbolunda e, kim zirveye geçerse yani başına oturursa oturur Türk futbolunun. Fenerbahçe'de kavga edecek kadar aptal bir adam zordur memlekette ya. Fenerbahçe'nin marka değeriyle Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle kavga edilmez ki. Dolayısıyla evet. bu lisans meselesinde de bir iki yanlış okuma neticesinde galiba iş şuna dönecek. E, kamu Bankası olacağı rahat rahat söyleyebiliyorum. Reklam için Ziraat, halk, vakıf banklarından oluşan o bankalar birliği konsorsiyumun dışındaki bankalarla da Fenerbahçe'nin e, veya bankayla da Fenerbahçe'nin e, bir ...bir işbirliği yapması, vadeyi uzatması, borçları yapılandırması önünde hukuki bir engel yok. Hı hı. Çünkü çok kısa bir süreye kadar, ki bir akşam gazetemi açıklamıştı... ...çok kısa bir süre öncesine kadar herkes şunu biliyordu... ...ziraat, halk, vakıf başka seçenek yok. Ya vardı. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe büyük olasılıkla zaten... Bir başka bankayla anlaşma yaparak... Yani muhtemelen hangi banka olabilir isim vermeyelim. Hı hı. E, Koç grubunun çok yoğun hisselerini sahip olduğu banka zaten ben borsadan anlamam ama anlayan birkaç arkadaşımla konuşurken yakın dönemde Fenerbahçe hisselerini takip ediyorum. O yöndeki beklentinin alımı var. Geçen hafta 14.07 olan Fenerbahçe hissesini galiba dün 18 şey 19.36'dan falan kapattı. Futbola bak ya bak ben bu, bu işe deli oluyorum. <laughs> Futbolu borsa üzerinden. Dolayısıyla yapıyorum. yani insanlar ve borsada hani gerçekle, gerçekleşmeyi satar, beklenti alır ya. O beklentiyi şu anda hala alıyorlar ve dediğim gibi Fenerbahçe gibi büyük bir organizasyonla öyle çatapata kavga etmek falan söz konusu olamaz yani. Mümkün Dolayısıyla değil. o lisans meselesi hal olur. Peki Şimdi ben taraftarım. Bu sene maça gidecek miyim, gidemeyecek miyim? Büyük ihtimalle daha bir süre gidemeyeceğim ama. Mesela e, Fenerbahçe'nin taraftarları. Bir tek Caner Erkin bir sorun yaşar mı, yaşamaz mı taraftarla? Ne dersin Mehmet? Gökhan da yaşaması lazım. Yani Gökhan sanki birazcık daha yırtar. Ya, dolarları yani... benim üzerime attılar Fenerbahçe stadyumunda. Ha, o da doğru, o da doğru. Yaşarlar mı yaşanmazlar mı? O zaman aslında biraz işlerine gelecek değil mi? Maçlar biraz yani, seyircisi tabii olması. Tabii ki yani seyircisi olması işlerine gelecek. Ee, abi artık öyle bir dünya var ki. Yani e, Napolyon ne demiş? Para para para. Yani e, ben Fenerbahçe'den Caner'in, Gökhan'ın ne aldığını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın ne önerdiğini biliyorum. Beşiktaş, Caner'e 3 artı 3 milyon lira yani 3 milyon garanti, 3 milyon maç başı veya e, bonuslar olmak üzere 6 milyon paketi önerdi. E, Gökhan'a ise e, 4 artı 4 önerdi. Dolayısıyla Caner e, 6, Gökhan 8'den aşağı bu takımda oynamıyorlar. Ve bugünün şartlarında da birinin 33, birinin e, 35 yaşında olduğu bir ortamda hatta 36 yaşında olduğu bir ortamda bu paraların ötesini de Türkiye'de kazanmaları düzenlerini bozması mümkün olmadığı için iki maç kulaklarını kapatıverecekler. E, Burak da Beşiktaş çok tepki gösterdi. Sonra Burak alkışladı. İlk işler, maç ben gittim o maçı özellikle Burak ne yapacaklar diye Beşiktaş tribünü yüzde yirmisi falan Burak şey yaptı. Saydır. Saydır. O kadar. Ondan, Ondan sonra, sonra, bir golle iş değişti. Gol attı zaten Burak o maçta. Bir golle iş değişti yani. Peki e, Erol Bulut Belezoğlu. Abi ko korkunç bir koalisyon var orada. Yani koalisyonları Türkiye e, 2002'den Çünkü beri çok unuttu da. Çok özür dilerim sözünü kestim. Fenerbahçe'de teknik direktörle sportif direktör hep itişir diye Abi sportif direktör yok şu anda Fenerbahçe'de. Evet yok bir de öyle bir şey var değil yani, mi? Yani 22 Ağustos Cumartesi saat 11.10 itibariyle Fenerbahçe'nin sportif direktörü yok. Yok. Olacağı söylenen emre şimdi abi. bak, geçen Şimdi bak Erol Hoca'ya geliriz. Geçen hafta e, Cumartesi öğle saatlerinde ne yaptı Emre Belezoğlu? Anadolu Ajansı'na bir açıklama gönderdi. Ve futbolu bıraktığını açıkladı. Hı hı. Fenerbahçe kulübünün sitesinden açıklamaması doğaldır. Çünkü Türkiye'de mesela orada Galatasaray yazdığı için onu koymuyorlar oraya. Doğru. O çok belli yani. Dolayısıyla doğaldır. Fenerbahçe'de başka bir şık şey açıklamayla işi tamamladı. Ne bekliyorsun? Cumartesi, yattık uyduk, pazar sabahı ya da en geç pazarsa iş günü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni spor direktörü Emre Berezoğlu'nu bekliyorsun değil mi? Evet. Niye üzerinden Gelmedi. 168 saat geçti? Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe ile para pazarlığı mı var? Emre Belezoğlu başka bir takımın sembolü mü? Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe ile oturup yapacağı ne pazarlık var da biz bir haftadır Emre'yi bekliyoruz? Niye bekliyoruz? Niye bekliyoruz? Kaldı ki yandan önden arkadan çocuk yapıyor, işini de yapıyor. Niye açıklamıyorsun resmen? İlginç. Benim içeriden duyduklarım, yönetim içinden duyduklarım Emre'nin çok çizgileri belli bir kontrat yani şey anlamında iş kontratı. İş iş tanımı. Ha, abi. kontrat derken para falan değil. Emre'nin parayla troyla iş yok. İş disiplini, iş çizgisi belirlemek. Şimdi koalisyon dediğim de o. Ali Koç zaten bu son senesi yani son senesi derken Fenerbahçe işte tabii de yönetmeye devam edebilir de seçim senesi. Evet. Selahattin Baki, Kemal Danabaş. Şimdi Semih Özsoy gitti. Bu üç kişi Fenerbahçe'sinin yük yönetimdeki sportif futbol tarafını idare edecek insanlar. Üç kişi. Döndük aşağıya. Emre, Erol Bulut, Evet. Her şeye rağmen Antalya'dan gelecek Volkan Demirel. Yani şimdi sen Volkan Demirel'e şurada pıs otur diyebilir misin? Diyemez. Yani Volkan Demirel'e sen şurada otur hiçbir şey karışma Volkan diyebilir misin? Diyemez. E Marco Aurelio işin beyin takımı Erol Hoca dört kişiyle geldi. Yani orada bir koalisyon var ve o koalisyon bilmiyorum. Bir İsveç modeli mi olur? Yoksa... <laughs> Doğu modeli mi olur? Onu, 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 o yüzden o, o, ben Fenerbahçe'de hala merak ettim bir gazeteci olarak. Tek soru şudur. Acaba ataması... Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun atanmasının içindeki sorun, problem nedir? Peki. E, ben de taraftar olarak bu çok doğru bir soru. Haklısın. Hiç düşünmemişim böyle. E, ya biz böyle ne zaman krem döle krem dediğimiz en önemli futbolcuları alsak. Ya onlar takım olur mu olmaz mı hep böyle bir şüpheyle Gerek bakarız. Gerek var mı? Ya, çünkü <laughs> gördük, yaşadık ya mesela hani o hatırlıyor musun? Ortega'nın geldiği sene baya bir, sü bir sürü adam gelmiş Fenerbahçe'ye ve mesela o sene olmadıydı. Hı -hı. Gibi e, Takım olur mu bu kadar futbolcu bir anda? Ya da Ağır... oldu bile mi? Ee, şöyle ağırlıklıların yerli olması ve birbirleriyle temas etmesi çok değerli. Ha. Şu ana kadar bak kampa giden oyuncular kimler? Novak dışında kampa giden yeni transfer var mı? Düşünüyorum. Yabancı. Ee, Novak yok. dışında yabancı. Sosa gitti mi? Bir koşu fotonu. Yok fotoğrafı. gitmedi. Oraya, gitmedi Belki bugün gider. Sosa da Türkseler artık. Beşiktaş, Aynen. Trabzon. Dolayısıyla gidenler kim? Caner, Gökhan, Mert Hakan. Hepsinin dilinde bir Emre abi. Doğru. Genç çocuklar, İsmail, e, Buca'dan doğru. gelen çocuklar. Yani dolayısıyla takım olma meselesi konusunda Fenerbahçe önce yerlere imza attırdı. İmza atılan yerlerin gitmiş olduğu şey de bu Topuk, e, yaylası. topuk Yaylası'nda o takım olma halini daha pekiştiriyor. Çok doğru bir iş yapıyor Fenerbahçe iletişimi. E, bugün Caner, e, dün Gökhan, önceki gün Mert Hakan Yandaş basın toplantılarında doğru ve düzgün mesajlar veriyorlar. Yarın saat 11'de yanılmıyorsam ya da 14'te Erol Hoca şey yapacak. Ee, basın top mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleşecek. Bunlar hep takımın kemiyeti kemiyetidir eskilerin demiyle. Birleşmiştir, buluşmasıdır Aynen yani. Öyle. İşe yarıyor. Peki Vedat Lazio'ya gitti gitmedi bir şeyler söyleniyor gidiyor, son dakikada. Gidiyor. değil mi? Gitti yani Vedat. 16 artı 2. 16 artı 2. Ee, yaraya merhem olacak bir rakam değil ama baktığın zaman. Değil mi? Abi 16. senin 400 milyon euro borcun var ya. 16 milyon devede kulak yani, Ali Koç cebinden. Şimdi Ali Koç her eleştirebilirsin. Ali Koç'un e, Fenerbahçe'ye yaptıklarını hiçbir şekilde Baleşik'in içine katamazsın. Adam cebinden bugün sen bin lira bana ver desen bir düşünürsün. Lan acaba bir sorayım mı anama falan filan dersin. <laughs> adam bir milyar lirayı sponsorundan cebinden şununla geldi gün 50 milyon dolar verdi. Hisselerde buhar oldu gitti. Dolayısıyla adam cebinden bir milyar lira vermişken Fenerbahçe'nin hala 350-400 milyon lira borcu varken bunu da sadece Ali Koç'a yıkamayız. Dönelim e, Vedat'tan gelecek 16. Zaten 16'yı kullanamayacaksın ki sen 16 olarak. Yani şeyde takım harcama limitlerinde e, onun 3,5'unu da Rize'ye vereceksin. Doğru. Oradan kullanabileceğin takım harcama limitlerinde eğer 16'ya satılırsa e, 4,5 falan. 3'te 1'ini kullanabiliyorsun çünkü. Kalanını borcu kapatıyorsun. Doğru. O da sıkıntı. Peki geçelim Galatasaray'a. Geçmesek? Yok geçelim geçelim. Geçme, geçme. Ee, Arda Galatasaray'da ne yapar. Mesela Fenerbahçe'de Emre'nin yaptığını Galatasaray'da Arda'nın yapması hiç uzatmayalım. Herkes kendi Fatih Terim'ini arıyor. Öyle Bu sadece mi? futbol kulüplerinin değil. Sokakta da, ailede de herkes kendi Fatih Terim'ini arıyor. Bak bunu unutma. Sivil toplum örgütlerinde herkes kendi Fatih Terim'ini arıyor. Siyasetler herkes kendi herkes kendi Fatih Terim'ini arıyor. Hadi ya. O kadar yani durum o kadar. Futbol şey... <laughs> Evet. Çünkü Fatih Hoca benim çok sevdiğim, sağ olsun beni iki kızın da düğününe çağıran, onurlandıran bir adamdır. Ha bizim işte oğlanla falan da vakti zamanında e, muhabbetimiz vardır. E, Fatih Terim... Türkiye'nin en büyük gerçeğidir. Doğru olmayabilir. Çünkü Türkiye doğrularla gerçekler arasındaki farktır. Fatih Terim Türkiye'nin en büyük gerçeği. Bir, bir sembol hali e, Abi yani, var. Yani çok basit, çok özet Türkiye'nin gerçeği bu adam yani. Sen Hı -hı. ister sev, ister sevme ama Fatih Terim dediğin adam konuları, meseleleri kendi yöntemleriyle 50 yıllık futbol, 30 yıllık antrenörlük deneyimiyle çözen ve gerçekten e, çözen bir adam. Bak bu geçen sene olmadı pandemi falan kendi aslında. Bir şey söyleyeyim bir siyah Acayip de siyaset bilen bir adam beraberinde. Fatih Hoca... Siyasetin ötesinde toplum sosyalizmini çok iyi bilen bir adam. Yani, yani bak bir gün ne oldu biliyor musun? Lafı uzatmayayım. Bunlar 2-3 sene önce bir gün Emrah abi, Emrah Kalıl geldi geçen gün kulaklar için nasıl gittik. Ne dedi biliyor musun? Ben sabah dili 6.30'da kalkarım dedi. Bak sabah program yapan arkadaşlarımızı tek tek isim isim saydı. Atıyorum Özay ile bitiririm yola çıkarım dedi. Yani Sadece futbol olarak bakma Fatih Hoca. Aynen öyle. Ve korkunç bir Hoca e, telefon bana e, Bütün çalıştığım kurumlardaki neyli hepsini tık 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 e, oradan sayarak girdi. Hocanın hakikaten öyle yani Hem semi hem basirdir yani. Aynen <laughs> Peki döneyim Arda'ya mesela. Arda'da bu yok ama. Var. Var mı? O da Bayrampaşa'da, Barcelona'da Bayrampaşa'yı yaşamak gibi bir hasleti olduğundan o da öyle. Yani Fatih Terim'in Milan'da yaşadıkları ki aynı şeyler değil ama yani Arda'nın en büyük problemi Bayrampaşa'yı Barcelona'da yaşama isteğiydi. Doğru. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın sonrasında e, mesela Okan Hoca diyelim Galatasaray Tek rektör geldi. Okan bizim arkadaşımız, dostumuz. Okan Tek direktör yapar mı? Yapar. Ama Arda geldi mi yeni Fatih Terim'in olabilir. Fenerbahçe'nin derdi Emre Berezoğlu ile o. Çünkü mesela tekrar Fenerbahçe'ye döncek olsak. Gerçek anlamda doğru yol adam yanlış olup bir spor direktörlük yoluydu. Gitmeye çalışıyorlar ama... Türkiye'de o spor direktörlük yolunu işte Emre Belezoğlu gibi kendi takımının tek adamı olabileceğin belki de Emre de onu istiyor. Bilmiyoruz ki. Ama yani o yüzden Fatih Terim Galatasaray'ın tek adamı olduğu için oradan dönelim Arda Turan da hakeza gelecekteki Fatih Terim olabilme ihtimali olduğu için oraya getirildi. Futbolcu Arda'dan çok şey bekleme. Ama o takımın bütünleştirilmesi gereken Arda'dan çok şey bekleme. Peki. Fatih Hoca oradan başkanlığa gider mi? Yani bu son sezonu mudur hocanın? Hoca olarak, teknik direktör olarak. Bu sorunun cevabını Çünkü ver, buna... Çünkü Galatasaray'da ne zaman seçim yapılacağı belli değil. Beni daha fazla şey yapmıyor. Anladım. Mustafa Başkan tamam. Galatasaray'da Lise. ne zaman seçim yapılacağı belli değil. Peki e, gelelim Beşiktaş'a. Ee... o da Fatih'in arıyor işte. Model o. Olur. O da aynı, aynı, şey değil mi yani? Bilmiyorum. Mesela ben şeye şaşırdım. Wellington değil mi? De, Alanya'dan hani e, Erol Hoca'nın tık Erol Hoca ile beraber Fenerbahçe'ye gitmek isterken pat diye mesela Beşiktaş'a gitti. Sergen tamam. hoca çalıştı. Hı? Sergen çalıştı. Doğru. Wellington. Sergen Hoca ile çalışmasını hı. orada... Peki mesela şimdi Bastos isimleri geçmeye başladı. Hı hı. Ee, Beşiktaş ne yapacak transferde? Yani e, mesela yerli çok iyi isimler çıkarabiliyor aslında. Beşiktaş altyapı takımıdır. Biz hep böyle biliriz Beşiktaş'ı. Artık bilmeyeceksin. Çünkü altyapı takım dediğin takım Fatih Aksu'yu gidip vermez Alanya'ya. E, tamam karşımıza. şimdi onu, onu soracaktım ben. Vermez. Yani Beşiktaş'ta taraftarların pek çoğu... E, Zaman zaman ben de Galatasaray'ım yani Fatih Hoca'yı bizim yaptığımız gibi bazı gerçekleri ve doğruları görmeden gözümüzü kapattığım dönemler olur bunu itiraf edebiliriz. Beşiktaş taraftarlar da Sergen Hoca'ya o krediyi açıyorlar. Tamam. Fatih Aksoy meselesi takımın net idari ve sportif bir başarısızlığıdır. Çünkü Fatih Aksoy'un adam 23 yaşında Sivas'ta iyi oynamış bebe ne bebesi altyapı bebesi. Çünkü çocuk e, biliyorsun home ground ve club ground şeyleri vardır. Home ground dediğin e, Türkiye yetiştirmesi club ground dediğin kulüp yetiştirmesi. Bunlar UEFA'da dörder tane yer teşkil ederler. Sen bir tanesini verdin. Ver, ver, vermemek gerekir. Vermemek lazımdı. Ver. Ama şey ya Beşiktaş eleştirmiyorum. Anlıyorum. Çünkü ben de 96'dan sonra bunu yaptım. Ben de bazı fatihlerimin uygulamaları için gözümü kapattım. yaptım yani. Bunu bunu hepimiz yapıyoruz. Mehmet çok üzüldüm. Bir e, reklama gitmemiz gerekiyormuş. Efendim kısa bir ara ardından daha konuşacağımız çok şey var. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş ve haliyle 21 takımlı lig nasıl olacak hepsini konuşacağız. Reklamların ardından. <laughs> Efendim ince devam ediyoruz. Sevgili Mehmet'le konuşuyoruz. Mehmet Ayağlı. Ya Mehmet bir şey ben bu arada e, biraz önce söylediğin çok iyi bir şeydi ve bunu da sorma ihtiyacı duyuyorum sana. Şimdi illa hani yabancı oyuncu sayısı sınırlansın diyoruz. İşte altyapıdan Profesyonel kadroya alınan futbolcu. Ya Fransa'yı dünya şampiyonu yapan adam 19 yaşında sahalarda dünyasları e, dünya starı. Biz 23 yaşındaki adamı gelecek vadeden e, futbolcu kategorisine koyuyoruz. Burada bir garabetimiz yok mu bizim? E, garabete dönüştük. Niye biliyor musun? E, sen de ben de benzer şeyler söylüyorsun. Sen benden biraz büyük oldum. Mesela ben iki tane örnek verdim sana. Sergen Yalçın'ın ilk oynadığı Beşiktaş maçı Konya deplasmanı 1990-91 sezonu. Sergen Hoca daha 19 yaşında. 19 yaşında doğru. Deplasman oynuyor. 2- Tugay Kerimoğlu kulakları içindesin. 16,5 yaşında Galatasaray'ın 87-88 sezonundaki kadrosunda var. Emre Belezoğlu. Emre dedi. Belezoğlu 16 yaş, 350 günde Dortmund karşısında oynayabiliyor. Dolayısıyla oradaki sorun şu. Geçmişte biz galibiyetleri, mağlubiyetleri, şampiyonlukları bu kadar önemsemiyor idik. Galatasaray 14. Beşiktaş 15 sene şampiyon olamadı. Beşiktaş 67-82 Galatasaray 73-87 arasında şampiyon olamadı. Fatih Hoca'nın Galatasaray şampiyonluğu yok. futbolcu olarak yok, değil yok. değil mi? Yok. 14 sene, de, 14 sene Galatasaray'da oynadı. Galatasaray şampiyon olamadığı falan diyorlar. İtiraz ediyor. 11 sene oynadı. Çünkü Galatasaray'da şampiyon olamadığı 11 sene var. Çünkü sonra futbol bıraktı. Neyse. Ee, dolayısıyla o zamanlar biz niye peki önemsemiyorduk? Ben 75 doğumluyum. ilk şampiyonu 12 yaşında gördüm. Tamam mı? Niye? O zamanlar bir şeyden vazgeçmen mümkün değildi. Yani. Şimdi, şimdi de vazgeçmiyorsun ama de, değer ne? Şimdi değer fiyat. Ne fiyatı? Şampiyonlar Ligi'ne katılma fiyatı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı bir kıble haline getirdiğimiz için hep beraber hepimiz kazanmak istiyoruz, kazanacağız, kazanacağız. Şampiyonlar Ligi Ligi karşılığında para kazanacağız. Dolayısıyla o döngü içinde de bir takım e, deneyim oyunculara yer vermeyeceğiz. Ama Türkiye'nin sorunu, bak buradan söyleyeyim, defalarca kendi mecralarımda da söylüyorum. Türkiye'nin antrenör sorunu var. Türkiye'nin gol atmayı, oyuncu yetiştirmeyi, savunma yapmayı aktaramayan, öğretemeyen, anlatamayan antrenör sorunu Alt, var. Alt yapı. Hayır, hayır hayır üst, yapı antrenörü. üst yapı, Alt yapı antrenörü. Alt yapı antrenörü. Alt yapı antrenöründe 2500 lira para veriyorsun. Onu da vermiyorsun. O, o kadar mı? Üst yapı antrenörüne verdiğin 2.5 milyon liraya baksana. Üst yapı antrenörü çıkıp diyor ki ben gol atmayı öğreteceğim. E öğreteceksin yapacak bir şey yok. E baba alıyorsun o parayı. Bir şey söyleyeceğim. Barcelona'nın taç atma hocası yok mu ya? E, en son şeyi öğrendim. Uyku antrenörü varmış. Uyku hocası var, uyku antrenman hocası varmış. Yani uykuyu senin e, biyolojinin galiba, üzerinde bayağı. doğru şekilde organizasyon yapma e, hocan var. Artık taş antrenörüne geçtik, savunma, hücum, defans, e, saha antrenörüne geçtik. Artık uyku antrenörünün olduğu dönemde Türkiye'nin sorunu iki tane. Bence bir tanesi kulüplerin yapısıyla ilgili, öteki de e, antrenör sorunu. Yani futbol sorunları öte o, antrenör sorunu var. Ben Fenerbahçe'nin kendi altyapısından gelip kaptan olan en son Müjdat'ı hatırlıyorum. 5 numara değil mi? 5 miydi, 7 miydi? Müjdat Yetkin'i hatırlıyorum. Beş. Ondan sonra bir daha felatçin, alt altyapısından gelip kaptan olmuş kimse yok galiba. Yok. Zaten çok az insan oynadı. Can oynadı. Can Arat. Evet. Semih altyapı değildir. Herkes yanlış bilir. Semih e, İzmir Hı -hı. Şey, pardon, Güzel Bahçeden gelmiştir. Pardon Damlacık sorum. Güzelbahçe mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Semih oradan gelmiştir. Semih altyapı değildir. Can Arat vardı. Bir de e, Mert'i tabi söylemek lazım. E, Konya'ya giden Ertuğrul'u söylemek lazım. Onlar altyapıdan geldiler. Oynadılar. Kaptan da mı oynadılar? Yani. Aynen öyle. Peki geçelim Trabzon'a. Ya ee, o sene bu sene. Ee, nerede hata yaptı Trabzon? Tabii hiçbir yerde hata yapmadı. Trabzonspor'un kadrosunun Obi Mikel ve Staric gittikten sonra toplam değerini biliyor musun? Ne kadar? Jagdan'ın bonservisi kadar. Çok iyi 13, 13 milyon euro. Yani, Trabzon çok çok iyi işler yaptı, yapıyor. Yani şampiyonluk yarışında Trabzonspor'la ilgili e, rakiplerin yapacağı tek şey var. Trabzonspor bile demeyeceksin. Kendi kendilerini imha edebiliyorlar çünkü. Bu nasıl bir yetenek? Abi o, o bölgesel, yerel bir yetenek o. Onu, onu bilmiyoruz. Kendi kendine imha, imha edebiliyorlar. Ve tekrar söylüyorum. Starage ve Ominlkaya gittikten sonraki kadro, Cagne kadrosuysa ikincilik başarıdır. Altyapıdan gelen oyuncularla e, ve e, bölge insanından gelen oyuncularla olan başarıdır. Trabzonspor'un dönmesi gereken yer neresi biliyor musun? 1970'lerin ortaları. Sadece Trabzonspor'dan verin. bahsetmiyorum. Hinterland'dan bahsediyorum. Rize'den, Giresun'dan. E, mesela İskender abi, kulaklar İskender abi Kastamonu'dur. Ahmet e, şey Çaycı Ahmet bildiğim kadarıyla Giresun'dan gelmiştir. Yani o, o, takımın nüveleri içerisinde yani şeyleri Trabzonları saymıyorum. Çok özel adamlar Hinterland'da. Trabzon Hinterland'da baksa bulacak mı Ben ya ayrıca şöyle söyleyeyim sana mesela değil mi? Kaleci konusunda e, geldiler İzmir'den aldılar değil mi? Onur ilk İzmir'den almışlardı. Karşıyaka. Karşıyaka'dan aldılar, yürüdüler. Sonra Her şey de öyle. Şimdi ama e, baktığın zaman bir de hani pişirebildiği oyuncu pişirebildiği bir de takımı niye var. niye demek ki bir geliştirecek bir organizasyon var. Newton'la ilgili ben çok sakin güç olduğunu düşünüyorum. E, Newton konusunda çok iyimserim. Çünkü e, kulaklarını pek çok yerel e, duyargaya kapatacak bir adam bence. Newton konusunda ben Trabzonspor adına son derece ümitliyim. Yani biliyorum 3 top e, Direğe geçmedikten sonra o da tapa tutulacak ama sanki gidişat böyle tartışmalardan azade bir adam görüntüsünde çok da mutluyum. İnşallah birkaç tane de böyle kendi janrından, kendi organizasyondan ucuz İngiliz ya da e, siyahi Afrika oyuncular getirir ki oraya daha uygun. İnşallah iyi olur. Bir de karısı Türk zaten. Peki şu Lott, abi şimdi bu adam e, hani Trabzon'da kaldı kalmadı ayrı bir tartışma konusu Hı. kaldı artık bir şey yok ama mesela acayip bir adam. Nereli? Çıktı. Norveç. Sen niye peki sürekli gidip Galatasaray'daki gibi Norveçlerin bile Magribi'sini bulup getiriyorsun? Ben, merak ediyorum. Şimdi oradan... Ben merak etmiyorum. Ben deliriyorum. Ben de yani, soracağım zaten. Türkiye'nin problemi şu. Galatasaray'ın problemi Galatasaray'da var. Yani abi ev alacaksan Tuğla'dan, kız alacaksan Muğla'dan, oyuncu alacaksan Kuzey'den ya bu kadar basit. Benim bir futbol takımım olsa 50 milyon euro param olsa 28 kişinin 14'ünü Türk diyelim kalan 14'ün 8'ini Kuzey'den alırım. Yani hem dayanıklılar hem de Biz hem... gidip Afrika'nın kuzeyinden alıyoruz. Problem o. Almayın abi bu adamların hayata ait bir takım sorunları var. Ve senin ülkende de, şimdi Sörlot'u sordum ama ben Sörlot'la işte bir şey anlatıyorum Senin ülkende de onların çok rahat yaşayabileceği ve kendini salabileceği bir ortam var. Çünkü dünyanın Aynen. en güzel Müslüman ülkesi bence İstanbul. Şey, e, Türkiye İstanbul. şehri de İstanbul abi. Aynen Yani o yüzden e, dönüp dolaşıp bu insanların rahatlığı var ya. Hayat, ait rahatlık, sosyal hayatları muhteşemler, parayı mükemmeller, ya, para da parayı da alıyorlar, salıyorlar kendilerini. Ama Kuzeyli ne yapıyor? Bak, kaytın bir röportajı vardı, nerede, forfortudan bir yerde yayınlanmıştı. Babamın dedi değil mi? Yani müthiş adam. Kayt Hollanda ama o da Kuzeyli. Evet. Babamın dedi, balıkçılık yaparken ellerine bir sürü şey, bıçak izi ne bileyim işte keski izi geçmişti dedi. Biz de onlarla, şimdi o o demek işte, Sörlot o demek. Sörlot'un babası da bu sorsporda oynamıştı, Alexander <laughs> Sörlot. Yani. Kuzeyden adam abi. Git kuzey ama Galatasaray gidip kuzeyden ne faslısını buluyor kardeşim. Yani onda da <laughs> işten değil ya. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu e, Belhanda meselesi çok ciddi bir tartışma konusu Galatasaray içerisinde. Fatih Selim'in işte manevi yolu falan çok da tutuyordu. Yakıncan abi genellikle çok çakıyor ama. E, hakikaten Belhanda'nın bir ayrıcılığı var mı Galatasaray'da? Ya, Belhanda çok iyi bir oyuncu. Fakat Belhanda'ya geldiği gün ar sırtına 10 numarayı geçirenler en büyük problemi yaratanlardır. Belhanda geldiği gün sırtına 10 numara geçirdiler. Galatasaray'da Wesley de o gün Galatasarayın oyuncusuydu o çocuğu onun içine sokamazsın kardeşim. Ama biraz sosyoloji bilmek lazım. Ya yani biraz işte bu <laughs> magribi dediğimiz insanların baştan aşağıya bulundukları ortamda Tunus, Cezayir, Mısır bilmeyenler için söyleyelim belki bilmeyen vardır. Bulundukları ortamda salmaları çok mümkün. O yüzden birinci gün sen bu adam on numara sorumlu ver, o da onun altında çocuk eziliyor. Ya bir de veriyorsun bak Belhanda da kontratır. Dinamo Kiev Galatasaray ve Belhanda da kontrat Galatasaray kapında vardır. Yani çeyiz bohçası bu kadar kontrat var. Oo, kadar. bu kadar kontrat var. İsteyenler Galatasaray kaptan bakabilirler. Hakeza Fegül'ü de o kadar değil ama şu kadar kontratı var. E, geldin aldın mecbursun. Onu da bir şey diyemiyorum. Öteki tarafta gazeteci olarak objektif olarak bakarsan da Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı ve sattığı bir oyuncu yok. Ali Koç aldığı sattığı oyuncu var. Doğru. Vedat Muriç. Mesela. Galatasaray'da kimse ona Ozan Kabak demesin. Aldığı sattığı diyorum. Ozan Kabak Fatih Terim dışında kimse tarafından oynatılmazdı doğru dürüst, o hatalara rağmen. Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı ve sattığı oyuncu yok. Peki Galatasaray dün akşam kimi seyrettik şeyde Sevilla'da? Fernando. Maicon. Doğru. iki İki şampiyonluk payı olan Mariano. Evet. şey, Bafetemi Gomez. Bunların hepsi bir önceki yönetimin Galatasaray'ı kazandırıp sattığı oyunculardır. Bu yönetimlere bir şey yok. Yani şuna getirmek istiyorum. Belanda'yı Fegüli'ye vuralım. Onu alan yönetim anlayışına eleştirelim ama bu tarafta da bunun hakkını verelim. Fakat Belanda meselesi Galatasaray'da kendi gitmediği takdirde çözecek bir mesele değil ya Başka hiç ona yapılabilecek bir şey kalmadı. Peki şeyi sorayım Ekuban gider mi gitmez mi Trabzon'dan ya da çok fark eder mi gitmez mi? Abi çok fark eder çünkü Trabzonspor'un şu andaki öndeki dört sıra baksana. Evet. Kim var? Ekuban bir kenarda yani şey olarak söylüyorum e, benzetme. Ekuban bir kenarda, Envakame bir kenarda, en önde Sörlot, arkada Abdülkadir Ömür, arkada Parmak ve butonstan diye bir oyuncu var. Hem sol açık oynuyor, sol içi oynuyor, orta saha oynuyor. Yani Trabzon'un ön taraftaki insicamı bozmamalı bence. Bozmaz da gibime geliyor. Çok çok daha iyi. peki bir şey söyleyeceğim. 21 takımlı ligimiz var bu sene. O zaman her hafta bir takım bay mı yapacak. Böyle olacak. 42 hafta oynayacak ve bugün 21 Ağustos 22 Ağustos lig sadece ve sadece 19 sonra başlayacak. Sezon planlamamız belli. Sen kulüp başkanısın. İlk deplasmana hangi uçakla gideceksin? Hangi otelde kalacaksın? Bu pandeminin döneminde bilinmiyor. Bu 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 sıkıntılar. Çünkü adam. bugün açıklansa laf uzatmayayım. Bugün açıklansa atıyorum. 10 hafta fiksür açıklansa sen 10 haftadaki 5 deplasmanda nasıl çare edersin erkenden uçak ve otelini alarak hele pandemi döneminde? Aynen öyle. Yani o güzel. Peki Barcelona'nın 8 yediği bir dünya e, artık nasıl söyleyeyim sana? E, bir dönemin sonu mudur bu? Hani kesin bir dönem çok Real Madrid vardı, bir dönem vardı. Juventus kesin vardı. Kesin kesin bitti. Gitti. Yani bitti, o, o dönem mi? bitti. Şimdi e, Hollandalı pardon, e, Hollandalı Ronald Koeman'la İspanya Barcelona'sı bir de Arjantin Messi'si abi Messi e, komitacı son hocalar böyle e, bizim Serdar'ın lafıdır ortak dostum Serdar Çelik'ten o tanrı teklif direktörü olmadığı sürece Messi kalanlarla e, kendi top gibi oynar. Ha. Toprağı bol olsun. Hocamız da Vilanova'ydı galiba. Haft yanıtlıyorsa. Bu son hocalar ismi bilmeyen hocalar varsa. Yer bitirir. Mesela. Messi top mesela. gibi oynar. Kendi oyuncular oynamadığı zaman istemediği zaman da seni bu hale sokar. Ama dediğin çok doğru. Sadece bir şey söyleyeceğim. O maçta 10 tane gol oldu. Ben tatil dedim. Hepsine böyle dikkatli bakamadım. Fakat bir tane gole dikkatli baktım. Bayern Münih'in attığı ilk gol. Lewandowski yayın hmm. üzerinde topu alıp ikili oyunda gol yapıyor. Eğer Bayern Münih o golü çalışmamışsa hiçbir şey bilmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. No name bir hocayla da oluyormuş aslında işlerdim. değil mi? Yani no name değil ki. Ay, e... Yardımcı. Bak kültür. Ee, Derval. Evet. Şey, onun öncesi iki tane hoca. Sonrasında Beckenbauer. Altına ta Klinsmann'a kadar gel. Oradan gelerek. Oradan yani. geliyor. Bu adam da ve e, yardımcısıydı. Hiç öyle no name falan değil. Sen kendi kültürünü üret de. Ondan sonrası arkasına geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. E, Messi dönemi bitmiş midir? Artık yoksa ha, Messi dönemi bitmez. Messi o buradan o dönemi bitmez. Paris Saint-Germain Messi Ibertus. Barcelona'da kalırsa kafasına göre bir hoca ile ki um, o mudur bilmiyorum ama başka takımına giderse abi Messi dönemi biter mi? 87 doğumlu 33. Bir e, iyi Messi'yi 2 sene daha seyrederiz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir garip iş bu arada hani Ronaldo vergi kaçakçısı aslında Messi de yani Messi vergi kaçakçısı Ronaldo'nun Messi da... sinsi çakal ya. Ya fena fena <laughs> çok çok tehlikeli. Evet sağ olasın. Çok Eyvallah, çok teşekkür görüşürüz. ediyorum. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz sevgili Melda Gürbey ile beraber.